değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün MK gündemimizde tabii öncelikli olarak Suriye sınırında yaşananlar ve tabii ülkenin, vatandaşlarımızın en önemli meselesi olan ekonomik sorunlar vardı. Hatırlayacaksınız, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı geçtiğimiz hafta Rusya'ya güvenli bölgeyi görüşmeye gitti. Adana mutabakatı diyerek geri döndü. Bu 1998'de imzalanan ve Erdoğan'ın 8 yıldır ağzına dahi almadığı Adana mutabakatına Rusya dönüşünde atıf yapması, bunun Rusya'nın emriyle bu anlaşmanın karşı tarafı olan Suriye yönetimini muhatap almaya hazırlandığını gösteriyor. Hatırlatayım, Adana mutabakatı Türk diplomasi tarihinin önemli başarılarından biridir. Türkiye tek kurşun atmadan bölge ülkeleri üzerindeki ikna gücünü de kullanarak Suriye'de haklı taleplerini kabul ettirmiştir. Bu mutabakat çerçevesinde Suriye yönetimi terör elebaşı Öcalan'ı bir daha dönmemek üzere ülkesinden uzaklaştırmış, Suriye sınırları içindeki terör kampları boşaltılmış ve Suriye yönetimi PKK'nın bir terör örgütü olduğunu da kabul etmiştir. Bu mutabakattan bir süre sonra Suriye-Türkiye ilişkileri normalleşmeye başlamış, Adana mutabakatı AKP diye bir parti yokken imzalanmıştır. Erdoğan'ın beğenmediği eski Türkiye, devlet aklını, diplomatik bilgi ve birikimini kullanarak bu anlaşmayı gerçekleştirmiştir. Bu diplomatik başarıyı Putin'in Erdoğan'a hatırlatması, bir çıkış yolu olarak göstermesi, ülkemizde kaybolan kurumsal hafızayı ve liyakat açığını açık seçik ortaya koymaktadır. Saray, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkin kadroları dinlemiş olsaydı, Putin'den akıl almak ya da emir almak zorunda kalmazdı. Artık yeni Türkiye diyerek ülkemizi Suriye'de bataklığa sürükleyenlerin, öyle gözüküyor ki Emevi Camii'nde namaz kılma hayalleri, rüyaları sona ermiştir. Erdoğan Suriye konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinlemiş olsaydı, bugün de bu konuyla ilgili olarak sözcümüz Sabah, dış işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sabah oldukça doyurucu bir açıklama yapmıştır. Bugüne kadar yaşadığımız acıları, gözyaşını ve kargaşayı yaşamazdık. Bu kadar risk almazdık. Yine Erdoğan bizi dinlemiş olsaydı, Orta Doğu ve Barış İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde bölgede barışı çoktan sağlamış, şu anda Akdeniz'de büyük bir kalkınma hamlesini gerçekleştiriyor olacaktık. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın ve etrafındakilerin bundan sonra emperyal güçlerin koridorlarda kulaklarına fısıldadıklarına değil, milletin ve onun iradesinin sesi olan Gazi Meclis'in sesine kulak vermelerini bekliyoruz. Yine bu hususta ilgili olarak belirtmem gereken bir şey daha var. 31 Mart'tan sonra açıklanacak ve yürürlüğe girecek bir ABD-Rusya mutabakatıyla emperyalist güçler tarafından ülkemize bir takım roller dayatılması ihtimali olmasına karşı kendilerini de uyarıyoruz. Şimdi aziz milletimize soruyoruz. Bu iktidarın yaptığı hatalar nedeniyle Suriye'de yaşadığımız onca acıdan, verilen onca şehitten, şehirlerimizde artan huzursuzluktan, şimdi açıklanmayan ancak 31 Mart'tan sonra karşı karşıya kalma ihtimali olan dayatmalardan, senin cebinden alınmış vergilerden, Suriye'den kaçıp gelenlere 35 milyar dolar harcanmasından memnunuz. Değilsen bak önüne sandık geliyor. 31 Mart'ta sandıkta bunlara, bu hataları yapanlara gerekli uyarıyı yapacağından hiç şüphemiz yok. Umarız bu uyarı sarayın kibirli adamıyla sarayın bekçisine doğruyu göstermeye vesile olur. Kendilerine bir çeki düzen vermelerini sağlar. Değerli basın mensupları, saray ve efradı Beştepe'deki saraylarına taşındıklarından bu yana milletten koptular. Artık milletin derdiyle değil, kendilerinin ve havuz müteahhitlerinin, yani millete söven beşli çete üyelerinin
dertleriyle dertlenir hale geldiler. Belediyelerden aile ve yandaş vakıflara yapılan kaynak aktarımları, adrese teslim dövizli ihaleler, garanti adı altında milletin cebinden şirket kasalarına döşenen hortumlar, kamu bankalarından verilen, yandaşlara verilen krediler hep aynı isimlere. Daha yeni Türk olmaktan mutluluk duymam diyen, tek vasfı Erdoğan'a aşık olmak olan iş adamına ve Katar ordusuna milli harp sanayimizin en kritik fabrikalarından birini verdiler. Geçtiğimiz haftalarda Genel Başkanımız saraya ve sarayın bekçisine bununla ilgili 9 soru sordu. Biz bu soruları spor olsun diye değil, milletimiz adına ülkemizin varlıklarının saray tarafından ona buna peşkeş çekilmesini önlemek için soruyoruz. Çekilip çekilmediğini anlamak için soruyoruz. Milletimiz adına da cevap bekliyoruz. Hala sorularımıza ne saraydan ne de sarayın bekçisinden bir tane cevap yok. Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun sarayın bekçisinin bahsettiği beka mücadelesi işte bu yukarıda anlattığım hortumcu piyasa ekonomisi içindir. Milletimizin geleceğini ve kaynaklarını talan etmenin adını beka koydular. Bunlar kendi menfaatlerinin derdine düşmüşler. Tüm mücadelelerde bu dönen çark bozulmasın diye yapıyorlar. Millet umurlarında dahi değil. Dünya beşten büyük deyip duruyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye'de milletimizde sizden ve ihaleleri pay ettiğiniz yandaş beşliğinizden çok daha büyüktür. Şimdi milletimize soruyoruz. Tüm ihaleleri adrese teslim eden, atadan dededen kalma son gümüşlerimizi, milli harp sanayimizin stratejik tesislerini Katar ordusuna peşkeş çeken, belediyelerin kaynaklarını eş, dost, akraba vakıflarına aktaran bu miras yedi saray rejiminden memnun musunuz? Değerli basın mensupları, sarayın damadı geçtiğimiz günlerde İsviçre Alplerinde Dünya Jet Sosyetesi ve faiz lobileriyle, döviz baronlarıyla beraber oldu. Sosyete damat Davos'un yüksek dağlarında oksijen sarhoşluğuna kapılmış olmalı ki ekonomimiz yangın yerine dönmüşken millete saray usulü harikalar diyarı masalları anlattı. 2019 yılında Türkiye ekonomisinde Avrupa Birliği Komisyonu %1,5. Uluslararası Finans Enstitüsü %0,9. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD %0,4. Son olarak da Uluslararası Para Fonu açıklamadı rakamın ne olduğunu ama biz şöyle bir baktık, hesaplamaya çalıştık. %2 civarında bir daralma bekliyor. Böyle bir daralma beklenirken damat çıkıyor, 2019 yılında kaliteli büyümeye odaklandık diyor. Olmayan kalitenin büyümesi nasıl olacak? Ya olmayan büyümenin kalitesi nasıl olacak? Bunu bir anlatsınlar. Ekonomide gökyüzü kararmış, millet kendini fırtınalı bir denizin ortasında kaptansız kalmış bir gemide hissediyor. Bunlar hangi kalitede, hangi büyümeden bahsediyorlar anlamak mümkün değil. Bu arada kayınpederden torpilli bakan faiz lobilerine ve alacaklılara güven vermek amacıyla mali disiplinden taviz yok demiş. Şimdi bir kere oturacak, kendi bakanlığının yayınladığı program tanımlı bütçe dengesine bir bakacak. 2018'de 1,3 milyar Türk lirası fazla verdiğini açıkladıkları bütçe program tanımlı baza getirdiğimiz zaman nedir bu diyeceksiniz, bu program tanımlı baz nedir? Bir defaya mahsus olan özelleştirme gelirleri, bir defaya mahsus olan Merkez Bankası karı, bir defaya mahsus olan yani her yıl alınmayan bedelli askerlik, imar affı, vergi affı gibi gelirler düşüldükten sonra bütçe açığı veya fazlası ne kadarmış onu gösteriyor. 2018'de bu bütçe açığı 55,6 milyar Türk lirası. 1 milyar fazla dedikleri 56 milyar açık vermiş. Bu neden önemli?
bu gelirleri bir sonraki yıl tahsil edemeyeceksiniz. Alamayacaksınız. Alamadığınız zaman ne olacak? Bu açık ortaya çıkacak. O nedenle önemli. Bir başka konu. 2017'de böyle tanımlanmış açığın büyüklüğüne kadar 14,7 milyar. Açığı dörde katlamışlar. Bütçe disiplini falan diye bir şey yok. Tabii bu arada kayınpeder de boş durmuyor. Son günlerde tekrar döviz manipülasyonlarından, ekonomiye dış müdahalelerden, komplolardan bahsetmeye başladı. Hep söyledik, hep uyardık. Ülkeyi bu kadar dış borca batırmayın dedik. El atına binen tez iner dedik. Ama dinlemediler. Bu nedenle bu kadrolar başta oldukça bu ülkeye kimsenin komplo momplo yapmasına ihtiyaç yok. Borç alan emir alır. Onlar da emir alıyorlar. Trump emretti, rahibi 24 saatte oval ofise gönderdiler. ABD Başkanı ekonominizi mahvederim dedi. Telefon açıp yapma etme anlaşalım dediler. Bir gece ansızın gelebiliriz diye esip gürleyenler sınıra tanklarımızı yığdılar. Adamlar hop yavaş gelin dedi. Pısıp kaldık. Şimdi çıkıp döviz kuru düşüyor. Kriz bitti diyorlar. Kur neden düşüyor? Ben size anlatayım. Çünkü ekonomi durdu. Çünkü ekonominin dövize ihtiyacı kalmadı. Dövize ihtiyacımız kalmamasına rağmen duran bir ekonomide dünya piyasalarından tefeci faiziyle borçlanıyorlar. Bu aldıkları borçları da kamu bankaları aracılığıyla döviz piyasalarına veriyorlar. Dövizi daha da aşağı çekmek için uğraşıyorlar. Ekonomi durduktan sonra döviz düşmüş, faiz düşmüş neye yarar? Bunların bildiği bir tek şey var. Ekonomiyi borcu borçla çevirerek, mahalle baskısıyla, zabıta tedbirleriyle götürmek. Ama millet perişan. Üretici perişan, işçi perişan, esnaf perişan. Yaşananların sorumlusu ise onlara göre ya dış güçler, ya soğan depoları, ya marketler, ya da pazarcılar. Kendilerinin hiçbir sorumluluğu yok bunda. Arkadaşlar, bunları söyleyen 16 yıldır iktidarda. Üreticiden tüketiciye giden zinciri paramparça ettiler. Yandaşlarla doldurdular arayı. Şimdi hem çiftçi hem tüketici perişan. Millet bunlara yetkiyi sorun çözsünler diye verdi. Bunlar sorunu çözmek yerine boyuna şikayet ediyorlar. 16 yıldır iktidarda olan bir kadronun artık şikayet etme hakkı yoktur. Çözeceksiniz. Çözemiyorsanız gideceksiniz. Ne demişler? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Saraydaki kibir abidesinin ve damadının seçimlere kadar bir tek öncelikleri var. 31 Mart'a kadar aspirinle, pansumanla durumu idare etmek. Yerel seçimler biter bitmez de ekonomiyi faiz lobilerine, sıcak paracılara ve IMF'ye teslim etmek. Her söylediğimize laf yetiştiren sarayın seçimden sonra IMF ile anlaşacaksınız dediğimizde çıtı çıkmıyor. Niye? Çünkü sükut ikrardan geliyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bu şekilde Merkez Bankası karını aktaracaksın, şunu yapacaksın, bu taşıma suyla bu değirmen dönmez. Bakın 18 Ocak'ta Merkez Bankası karını 34 milyar liradır hazineye aktardılar. Hazine de aldı bunu, Merkez Bankası'nın Merkez Bankası'ndaki hesabına koydu. 5 günde 18 Ocak'la 25 Ocak arasında bu hesaptan 21,7 milyar Türk lirası çekilmiş. Buna hiçbir şey dayanmaz. Yani yarısından fazlasını gelen avansın bir haftada kullanmış. Bu kovanın dibi yok. Bu para seçime kadar bunlara yetmez. E ne yapıyor? O zaman gidiyor yurt dışından tefeci faiziyle borçlanıyor. Neden? İçeride faizler artmasın diye. 2 sene önce Türk lirası cinsinden borca, yurt içinde Türk lirası cinsinden borca ödediği faizi şimdi dolar cinsinden borca ödüyor. Millete açık açık tefeci faizi ödetiyorlar. Geçtiğimiz haftada 1 milyar 250 milyon avroluk dış borçlanmayı %4,75 yani %5'e yakın bir faizle yaptılar. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüksek faiz yok.
sadece dış borçlanmayla da değil, döviz ve faiz oyunlarıyla da içeride sıcak paracıları abat ediyorlar. Faiz lobilerini abat ediyorlar. Bakın arkadaşlar, yıl başında Türkiye'ye 1 milyon dolar, bu yılın başında ya da diyelim 25 gün önce Türkiye'ye 1 milyon dolar getirip hazine kağıdına yatıran biri bu 25 günün sonunda %2,3 kar elde etti. Yani 22.859 dolar kazandı. Peki Amerika'da bu karı ne kadar zamanda kazanıyor devlet kağıdına yatırsa parayı? 2 yılda. Bizde 25 günde, Amerika'da 2 yılda. Her ikisi de dolarla. Dolar cinsinden kazanç. Peki yine bu yılın başında 1 milyon dolar getirip borsaya yatıran biri ne kadar kar elde etti? %12 kazanç elde etti. Yani 119.404 doları cebine aldı gitti. Dünyanın neresinde böyle bir kazanç var arkadaşlar? Nerede kazanıyor? Kim kazanıyor bu kadar parayı? Bunun adı gazino kapitalizmidir. Bunun adı hortumcu piyasa ekonomisidir. Bu parayı kim ödüyor? Milletimiz ödüyor. Sarayın hataları bir avuç sıcak paracıyı ihya ederken milletimiz kana alıyor. Bir ayda milletin parasından sıcak paracılara bu yollarla 13-14 milyar dolar gitti. İşsizine iş imkan sağlayamıyorsun. İş imkanı sağlayamıyorsun. Emekline hak ettiği parayı veremiyorsun. Çiftçine destek ödeyemiyorsun. Ama sıcak paracılara akıl almaz faizleri ödüyorsun. Bunun sonu yok. Hatalı politikaları sonucunda ekonomiyi sıcak paracılara ve faiz lobilerine teslim edenler bağlılığın faturasını şimdi kalkmışlar. Soğan depolarına, pazardaki ve marketlerdeki fiyat etiketlerine yıkmaya çalışıyorlar. 16 yıldır iş başındalar. Biraz önce söyledim. Bunu hep tekrarlayacağım. Bunları önleyecek tedbirleri neden almadılar? Kamyoncu esnafımız perişan. Yük bulamıyor. Bundan birkaç ay önce mazotun litresi 6 lira 40 kuruşa çıkmıştı ama taşıyacak yük buluyorlardı. Şimdi mazotun litresi 6 lira 10 kuruş civarına düştü. Ama şu anda kamyoncular taşıyacak yük bulamıyorlar. Çünkü neden? Ülkemizde üretim durdu. Fabrikalar iş yapamaz hale geldi. Yurdun dört bir yanında tavuk üreticileri zor durumda. Son olarak Adana'da ihracat şampiyonu bir firma konkordato ilan etti. Üretici birlikleri ardı ardına açıklama yapıyorlar. Masraflarımızı ödeyemez hale geldik. 1 Şubat'tan itibaren çiftliklerimize civciv koymama kararı aldık diyorlar. Nitekim gazetelerde de haberler çıkmaya başladı. Civcivler ölüme terk ediliyor. Yarın beyaz et ve yumurta fiyatları çöken üretim nedeniyle alıp başını gittiğinde iktidar sahipleri dönüp kendilerine bakmayacaklar. Biz hata yaptık demeyecekler. Yine dönecekler marketlere, marketlerdeki etiketlere bakacaklar. Siz hata yapmazsanız, marketteki etiketleri üretimi teşvik ederseniz, marketteki etiketleri iyi denetlerseniz, şu zinciri rekabete açık, yandaşa vermek yerine rekabete açık hale getirirseniz bu fiyatlar düşer, vatandaşımız da ucuz et yer. Ama sizin derdiniz milletin derdine çare bulmak değil. Sizin derdiniz sıkıştığınızda çözüm yerine sadece şikayet etmek. Şu anda inşaatlarda seramik işlerinin en yoğun olduğu dönemdeyiz. Ve seramik fabrikaları iflas ediyor. İnşaattaki kriz seramik fabrikalarını da vuruyor. Kamuya iş yapan müteahhitler paralarını alamıyorlar. Teminat mektuplarını yakıyorlar. Meclisten düzenleme çıkarıyorsunuz. Ona rağmen 2,5 milyar liralık teminat mektubu, küçük müteahhitler bunlar. Öyle konuştuğumuz havuz müteahhitleri, beşli çete falan değil. 2,5 milyar liraya yakın teminat mektubu yanmış vaziyette. Bir de üstüne üstlük bunlar ihalelerden de yasaklanıyorlar. Yine 2017'den itibaren kamuya iş yapan inşaatçıların artan girdi maliyetleri çok ciddi bir sorun haline gelmiş vaziyette.
fiyat farkı kararnamesi ve geciken işler için ek süre istiyorlar. Ama bunların sesini duyan yok. Kimin sesini duyuyorlar? Sadece havuz müteahhitleri ve Beşli Çete. Ben saray sakinlerine tavsiye ediyorum. Bir pazar yerine gitsinler. Bakalım vatandaşlarımızdan neler duyacaklar. Pazarcılardan neler duyacaklar. Onlar saraylarında 4000 liralık çaylarını yudumlarken pazarlarda fiyatlar uçmuş, sebze, meyve vatandaşa zehir olmuş. Pazar esnafı müşteri korkup kaçmasın diye sebzeye ya etiket koymuyor ya da yeni bir uygulama başlatmış. Malın yarım kilosunun fiyatını etikete yazıyor. Yarım kilosu şu kadar. Soruyorsunuz niye böyle? Ispanağa 8 lira etiket koyduğum zaman diyor pazarcı, müşteri dönüp gidiyor. O yüzden de ben ya etiket koymuyorum ya da yarım kilonun fiyatını koyuyorum diyor. Doğuda soğan satan bir esnafımız, pazarcı esnafımız tezgahına dolarla etiket koymuş. Bu ne diye soruyorsunuz? Halk garibandır diyor esnaf. Esnaf bunun farkında. Soğan patates bu kadar pahalı olur mu diyor. Vicdan merhamet işi mi diyor. Ben de tepkimi böyle gösteriyorum diyor. Dolarla etiket koyarak gösteriyorum diyor. Ama sarayda yaşayanlara göre pazardaki yangının tek sebebi soğan depoları, aracılar, fırsatçılar. Bugüne kadar izledikleri çiftçiyi ezen ithalat politikalarının ve kanunun emretmesine rağmen üreticiye vermedikleri desteklerin üretimi bitirmiş olmalarının, bugün çiftçimizin iki Trakya'dan daha büyük bir alanı, araziyi ekemez duruma gelmiş olmasından hiç bahsetmiyorlar. Bunda sanki onların hiçbir payı yokmuş gibi. Değerli basın mensupları, sarayda yaşayanlar, saraydaki zevat bu ülkede yaşanan hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor. Yetki sonsuz ama sorumluluk sıfır. Bu arada Antalya'da fırtına ve hortum nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Ama diğer taraftan bu hortum nedeniyle 1000 dönüme yakın sera ve bahçe zarar gördü. Ben bir an önce bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını takip ettiğimizi sizlere söylemek istiyorum. Gerek geçtiğimiz hafta Adana'da yaşanan sel felaketi, gerekse Antalya'da yaşanan bu felaket pazardaki ve marketteki fiyatlara da olumsuz yansıyacaktır. Biz en kısa sürede üreticilerimizin zararının telafisi için iktidarın gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bu dertleri bir biz takip ediyoruz. Biz dinliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası koordinasyonunda milletvekili ve parti meclisi üyelerimiz Anadolu ve Trakya'yı karış karış tarıyorlar. Esnafın, işçinin, çiftçinin, sanayicinin, tüccarın dertlerini dinliyorlar. Bizler de onların tespitlerini alıyoruz. Vatandaşların derdini çözmesi gerekenlerin dikkatine sunuyoruz. Her hafta sunuyoruz bu kürsüden dikkat ederseniz. Ama bu dertlere çözüm bulması gerekenlerin derdi millet değil. Düşündükleri Davos'un milyarderleri. Tek bir adım atmıyorlar. Memlekette sıkıntı bini aşmış. Sosyete damat İsviçre Alplerinde jet sosyete ve faiz lobilerine dil döküyor. Milletin derdini dinlemeye ve çözmeye zaman bulamıyor. Hadi milletin halini görmüyorlar. Bari rakamlara bir baksınlar ama onu da okuma kabiliyetleri yok. 2019'a tüm güven endeksleri şunu gösteriyor. Vatandaşın iktidara güveninin kalmadığı bir ortamda giriyoruz. Oysa bir ekonomide toparlanmanın birinci koşulu güveni sağlamaktır. Güveni sağlayacaksınız. Size ekonomideki tüm oyuncular size güvenecekler. Ama Türkiye'de çok ciddi bir güvensizlik var. Bunun nedeni de milletten kopan saray. Sarayın akrabayı talukatı kritik görevlere ataması, devletin kasasını damadına emanet etmesi ciddi şekilde güvensizlik yaratıyor. Ama şunu söyleyeyim. Siz damadınızı düşünüyorsanız millet de kendini düşünecektir. Kendi evlatlarını düşünecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Milletin canının, malının güvencesi olan yargıya yapılan atamalar da saray rejimine duyulan güveni aşındırmaya devam ediyor. Devletin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi'ne geçtiğimiz günlerde
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partili eski bir vekili ve Adalet Bakan Yardımcısını üye olarak atadı. Bir daha söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekili, eski milletvekilini atadı. Adalet Bakan Yardımcısı sıfatını da taşıyordu bu atanan kişi. Hatırlayalım, bu süreç Adalet ve Kalkınma Partisi'nin avukat olan yöneticilerin hakimliğe ve savcılığa atanmasıyla başladı. En sonunda Anayasa Mahkemesi'ne kadar geldi. İşte hukuka ve yargıya güven kalmamasının en önemli nedenlerinden biri de bu. Demokrasiyi sadece sandığa indirgiyorlar. Ondan sonra da dönüyorlar. Sandığın namusunu koruyacak kurumların canını okuyorlar. O zaman nerede kaldı sandığın meşruiyeti? Bütün bunlar ülkenin geleceğine gölge düşürüyor. Bir an evvel bu hatalı uygulamalardan vazgeçilmesi lazım. Sarayın güven, kredibilite açığını IMF ile kapatma projesi oldukça hızlı ilerliyor arkadaşlar. Başta söylemiştim. IMF bir yeni değerlendirme metni yayınladı dünya ekonomisiyle ilgili. Bunun içinde diyor ki 2019'da Türkiye ekonomisinde beklenenden yüksek bir daralma olacağını ifade ediyor. Ekim ayında demişti ki Türkiye 0.4 büyüyecek. O günden bugüne işte ağırlıkları aldığınız zaman, diğer ülkelerin rakamlarına baktığınız zaman Türkiye ekonomisinde %2 civarında, 2-2.5 aralığında bir küçülmeyi bekledikleri anlaşılıyor. Bu neyin ipucunu veriyor bize? IMF ile hükümet arasında bir anlaşmaya doğru gidiş var ise bu anlaşmanın maliyetini gösteriyor. Biz uzun süredir bu anlaşmanın çok maliyetli olacağını söylüyoruz. Aslında bugün yanlış hatırlamıyorsam 10. yılını doldurdu Yunanistan'daki kriz. IMF ile Yunanistan arasında bu kriz çerçevesinde kıyılan nikahın yarattığı travmayı ben tekrar milletimize hatırlatmak istiyorum. Yunanistan'da çalışanların maaşlarını kestiler, azalttılar. Dolaylı vergileri olağanüstü arttırdılar. Bir sürü kamu kuruluşunu kapattılar, insanları sokağa bıraktılar. Belediyelerin sayısını azalttılar, insanları sokağa bıraktılar. İşte bunlar IMF'nin Yunanistan'la nikah kıymak için masaya koyduğu koşulların bazılarıydı. Bir kez daha bu iktidara soruyoruz. 31 Mart'tan sonra IMF ile bu koşullarda bir anlaşma imzalayacak mısınız? İmzalamayacak mısınız? Milletimizin bunu bilme hakkı var. Ama sükutunuzdan imzalayacağınız anlaşılıyor. O nedenle ben de milletime soruyorum. Mart'ın sonunda ülkeye bahar mı gelecek? Yoksa IMF'nin kara kışı mı gelecek? Tercih milletimizindir. Artık karar da söz de millete ait. Hatırlayacaksınız, sarayın kibirli sahibi metal yorgunluğuna uğradılar dedi. Birçok belediye başkanını görevden aldı. Aslında bu AKP Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliğinin tükendiğinin çok açık seçik bir itirafıydı. Milletimiz de artık Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliğinin kendilerine hiçbir şey veremeyeceğini görüyor. Bu korku içinde Adalet ve Kalkınma Partisi bakanları, milletvekilleri, belediye başkan adayları kampanya yapıyorlar. Ve bu kampanya sürecinde şimdi son çare olarak belediye başkan adaylarına oy isterken özellikle de bakanlar Yüce Allah'a şirk koşmaya başladılar. Eski bir bakanın ağzından çıkan belediyemiz başkanımıza vereceğiniz destek yarın Ruzi Mahşer'de yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır sözleri korkunun dağları beklediğini gösteriyor. Seçim kaybetme korkusunun dağları beklediğini gösteriyor. Zamanında belediye arsalarını parsel parsel FETÖ'ye dağıtanlar şimdi o için vatandaşlara cennette tapu dağıtmaya yelteniyorlar.
Daha da acısı, bu sözleri söyleyen kişinin bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yapmış olmasıdır. Bu arada sarayı saran seçim korkusunun sarayın bekçi kulübesine de sirayet ettiğini görüyoruz. Sarayın bekçisi seçim öncesinde Maduro'dan mağdura yatmaya başladı. Maazallah ABD seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nu tanırsa ne yaparız demiş. Sayın Bahçeli merak etmesin, sadece ABD değil bütün dünya bizi bilir. Bizim Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ın beş parmak dağlarında emperyalizme attığımız tokadı, gücünü sadece aziz milletimizden alan Kuvayi Milliyecilerin partisi olduğumuzu gayet iyi bilirler. Çok da iyi hatırlarlar. Bizim ve genel başkanımızın bazıları gibi bizi deliye süpürmeyin diye yalvararak meşruiyeti emperyal güçlerin desteğinde aramayacağımızı çok çok iyi bilirler. Sarayın bekçisi Bahçeli bu saçma sapan işleri bıraksın. Milli harp sanayimizin Katar ordusuna ve onun Türk olmaktan mutluluk duymam diyen ortağına peşkeş çekilmesiyle ilgilensin. Saraya bu kadar kıyakçılık yaparsa sonu sarayın ayakçısı olmak olur. Ben bunu kendisine hatırlatmak isterim. Bunların işleri bu kadar ayağa düşürmeleri, bu kadar hadsizleşmeleri, seçimi kaybettiklerini artık iyice anladıklarını gösteriyor. Aynı zamanda bu söz konusu kafaların her şeye tevessül edebileceklerini de açık seçik ortaya koyuyor. Bu nedenle seçim güvenliği çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığımız tespitlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir. Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor. Milletin işbirliği kazanıyor. Tek bir oyun dahi ziyan olmasına izin vermeyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı adınız ve kurum ismiyle beraber alayım. KRT Bala Ateş. HDP'nin 7 büyükşehirden aday çıkarmaması CHP ve İYİ Parti işbirliğine destek olarak yorumlanıyor. Hatta İYİ Partili vekili Tamer Akkal da görevinden istifa ederken bu yönde bir açıklamaları oldu. Siz bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlar, bizim kiminle işbirliği yaptığımız, kiminle ittifak yaptığımız genel başkanlarımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse bizden de niyet okumamızı beklemesin. Bir yerlerden ben aday çıkarmıyorum diyorsa bir parti, bu onun kendi iç işidir. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti milli bir işbirliğini gerçekleştirmişlerdir. Şimdi bu işbirliğinin sandıkta çok büyük bir milli mutabakata dönmesini bekliyoruz. Bu çerçevede Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin de HDP'nin de diğer tüm partilerin de partilere oy verenle seçmenlerin oylarına talibiz. 57 milyon seçmenin tamamının oyuna talibiz. Kimse bizden başkasının niyetlerini falan okumamızı beklemesin. Evet, buyurun. Yeşim Karacıoğlu, Fox TV. Efendim, Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında aslında bazı cümleleri de oldu. İşte faşist zihniyet diye ve Aslanköy seçimlerini hatırlatarak cevaben ne söylemek istersiniz? Şimdi ben hakikaten üzüntüyle izliyorum. Yani çaresizlik içinde nereden Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve millet işbirliğine saldırabilirim diye düşünüyorlar. Yani ve insanların geçmişine bakarak Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin
tek parti dönemlerindeki bir takım uygulamalarına bakarak, bunların hangi şartlar içinde yapıldığının farkında olmayarak ya da farkında olup da kullanmak amacıyla kullanıyorlar ve buradan çok ciddi husumet çıkarmaya uğraşıyorlar. Millet yoruldu bundan. Millet birlik istiyor, beraberlik istiyor, husumet istemiyor. Birbirine hoşgörüyle bakmak istiyor. Kendi beldelerinde, kendi ilçelerinde, kendi şehirlerinde dünyadaki en gelişmiş ekonomilerin standartlarında yaşam şartları istiyor. Bunun peşinde. Biz buna vermeye uğraşıyoruz. Bunu veremeyeceklerini anlayanlar, kendi belediyelerine artık bunlar metal yorgunudur deyip görevden alanlar, istifa ettirenler belediye başkanlarını, çıkmışlar şimdi bambaşka bir husumet üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. Ben milletimiz, her şey milletimizin gözü önünde oluyor. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Milletimiz 31 Mart'ta gereğini yapacaktır. Ben 31 Mart'tan sonrası 1 Nisan sabahı bu ülkede bahar olacağını görüyorum. Milletimizin elinin tersiyle IMF kışını iteceğini gayet iyi görüyorum. Efendim, müsaadenizle iki sorum olacak. Birisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayınız Tunç Soyer'e yönelik. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de bir eleştiri geldi. Ülkücüler ve devrimciler oy vermez diye. İYİ Parti'nin İzmir Teşkilatı'ndan bir eleştiri vardı. AK Parti'den de geldi. Bir, bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? İki, aday listeniz sonrasında parti içerisinde bazı itirazlar da oldu. Bazı ilçelerde istifalar da yaşandı. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bunlardan birincisine hemen cevap vereyim. Yani Tunç Soyer İzmir'de çok ciddi heyecan yaratan ve tüm İzmirlileri kucaklamaya hazır olan, İzmir'in hiçbir ilçesi arasında ayrım yapmadan İzmir'de dünyanın en gelişmiş yaşam standartlarını gerçekleştirebilecek bir kadroyla harekete geçiyor. İzmirliler de bunu görmüş vaziyette. İşte iktidarın telaşı da bundan. İktidarın ve onun bekçisinin telaşı da bundan. Yani insanların geçmişine, babasına, sülalesine bakıp buradan bir husumet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin ta kendisidir. İkinci sorunuza gelince şunu ifade edeyim. Bu tabii bunlar bizim partimizin iç işleri. Her partide aday belirleme sürecinde bu tür gelişmeler olur. Biz bunları kendi içimizde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bir dahaki PM toplantısının tarihi henüz daha belli değil ama en kısa sürede diyoruz. Yani bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta içinde herhangi bir gün olacak. Efendim, son parti meclisi toplantısında Ömer Topsakal, Habertürk Televizyonu'ndan. Kadıköy'e ilişkin bir oylama yapılmıştı ama sanıyoruz 30'a karşı 29 da kabul edilmişti. 31 oy almadığı için yeniden bir oylama yapılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Nedir verilen son karar? Tekrar söylüyorum. Bu bizim tabii iç işimiz. Yetkili kurullarımızda inceliyoruz. İnceleme sonuçlandığında ne olduğunu sizlerle paylaşırız. İlter Yeşiltaş, A Haber. Efendim, Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun istifası ile ilgili Sayın Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın bir açıklaması oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük tahribata yol açtı dedi bu istifa ve bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar gelir şeklinde bu süreci yorumladı efendim. Sizin değerlendirmeniz ne olacak? Teşekkürler. Tekrar söylüyorum. Biz bunları kamuoyu önünde tartışıp milletin gerçek dertlerinin, sıkıntılarının unutulmasını istemiyoruz. Bunlar bizim kendi iç işlerimiz. Bu iç işlerimizle ilgili gelişmeler olduğunda sizlere açıklanabilecek, bunları size duyururuz. Buyurun. Başka? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.